Cumhuriyeti'nin mesutları hepiniz hoş geldiniz. Bugün DEM Parti'nin çok değerli eş genel başkanları seçim sonrası yaptığımız telefon görüşmesinde konuştuğumuz üzere bizi seçim sonuçlarını değerlendirmek ve tebrik etmek üzere ziyarette bulundular. Ziyaretlerinde etraflıca seçim sonuçlarını değerlendirdik şüphesiz tüm siyasetçilerin ve tüm siyasi partilerin seçim sonuçlarından yapacakları değerlendirmeler ve buna yönelik olarak ortaya koyacakları yeni siyaset için seçmenin deyim yerindeyse yazdığı mektuptaki mesajları doğru okuması önemlidir. Bu anlamda hem yerel seçim sonuçları genel seçime etkileri Türkiye demokrasisi Türkiye demokrasisinde yaşadığımız sorunlar, krizler ve içinde bulunduğumuz hafta bolca konuşulan gündemler, Sayın Meclis Başkanımızın her iki partiye ve diğer partilere gerçekleştirdiği ziyaretler, dün Sayın Cumhurbaşkanı ile benim gerçekleştirdiğim görüşme bunların üzerinde Fikir alışverişi yapma, karşılıklı görüş alışverişi yapma, değerlendirmelerde bulunma fırsatını yakaladık. Ben Sayın Eş Genel Başkanlara yapmış oldukları ziyaret için çok teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Değerli basın mensupları, e merhaba, sizi selamlıyorum. Özgür Başkan da söyledi. Evet bugün hem seçim sonuçlarını hem Türkiye ve bölgedeki gelişmeler üzerine konuştuk. Verimli bir görüşme oldu. Görüş alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda kendilerini yerel seçimlerde almış oldukları sonuçlardan dolayı tebrik ettik. Başarılı bir sonuçtu. Başarılarını da diliyoruz Sayın Başkan ve Partisi'nin. Evet bugüne kadar e, siyaset kurumu e, arasında bir e, duvarlar örülmüştü. Bir kutuplaşma vardı. Bu kutuplaşmalar neticesinde aslında siyaset kurumu özgürce rahat bir ortamda hem Türkiye hem bölge meselelerini tartışamıyordu. Ya da yeterince Tartışamıyordu. Ama 31 Mart'ta halk aslında siyaset kurumuna da çok önemli bir mesaj vermiştir. Türkiye'de artık e, mevcut krizler, e, mevcut iktidar yaklaşımıyla çözülmüyor, daha da derinleştiriliyor. Demokrasi özgürlükler konusunda ciddi sorunlar var. Düşünce ifade özgürlüğü konusunda her gün çeşitli örneklerle karşılaşıyoruz henüz seçim sonuçlarında ortaya çıkan siyasi iradeye bir kabullenmeme durumu söz konusudur. İşte tam da siyasetin, muhalefetin siyasi partilerin bir araya gelmesinin sebepleri bunlardır. Evet ülkemizde ciddi sorunlar var çözülmesi gerekiyor. Bu da aynı zamanda muhalefetin ana muhalefet partisinin temel görevlerinden birisidir. Önümüzdeki günlerde biz muhalefet olarak daha çok bir araya geleceğiz. Meselelerin diyalogla, müzakereyle çözülmesi için bir çaba içerisinde olacağız. Türkiye Halkları da seçimde bu mesajı bizlere vermiştir. Siyaset kurumu rol alsın, sorumluluk alsın, mevcut sorunların çözümünde yapıcı bir rol üstlensin. Tabii bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki günler halkın dili olma, sesi olma, halkın emekçilerin, yoksulların yaşamış olduğu oldukları sorunların çözümü için muhalefetin bir arada aynı zeminde buluşması, ortak görüş alışverişinde bulunarak hareket etmesinin değerli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Sayın Başkan da zaten yapıcı bir rol oynayacağını içeride belirtti. Bugüne kadar Türkiye'de uygulanan politikalar ülkeyi bir kriz içerisine götürmüştür. Gezi davası, Kobani davası, siyaset üzerindeki baskı, politikaları, yargı anlamda, ekonomik anlamda yaşanan meselelerin tamamı iyi bir durumda olmadığımızı gösteriyor. Önümüzdeki dönem başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer siyasi partilerle de bir araya gelerek bu sorunların çözümü konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Muhalefet daha cesur olmalı, daha cesur olacağız. Mesajı doğru okumalı, doğru okumaya çalışacağız. Bir biçimiyle yaşamış olduğumuz meselelerin demokratik yol ve yöntemlerle, müzakereyle, diyalogla çözülmesi için daha büyük bir sorumluluk alacağız. Yine yani kısmen anayasa tartışmaları da değerlendirildi. Bu konuda da çok kısa. Şunları söyleyebilirim. Bir bir samiyete ihtiyaç var. Şu andaki mevcut iklime bakıldığı zaman yani bir samiyet sorunu görünüyor. Bu konuda bir normalleşme ihtiyaç var. Bir yol temizliğine ihtiyaç var. Böylesi bir durumda tabii biz de Dem Parti olarak bu konuda üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getireceğini bekliyoruz. Tekrar e, Sayın Başkan ve e, misafirperverliğinden dolayı, ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum sizlere. De. Değerli basın emekçileri, sizlerin huzurunda bizleri bugün kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e ve heyetine partimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet biz bugün hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerindeki başarısını kutlamak üzere hem de ondan sonraki süreçte Türkiye ve bölgedeki siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere görüşme talebimiz olmuştu. Sayın Başkan, basın huzurunda bir kez daha sizleri tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli arkadaşlar, evet biz bugün Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krizi, açlığı, yoksulluğu, bugün ülkede başta kadınlar olmak üzere farklı halklardan ve inançlardan tüm kesimlerin yaşamlarına müdahale eden rejimi ve bugün önümüzdeki süreçte yerel seçimlerin açığa çıkardığı tablo çerçevesinde muhalefete düşen görev ve sorumlulukları geniş bir biçimde değerlendirdik ve bizlerin özlemini duyduğu siyasetin ayrıştırmadığı, kutuplaştırmadığı, tam tersi toplumsal sorunlar çerçevesinde işçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların, yaşadığımız ekolojik sorunların, can yakıcı olan deprem gibi bir süreci atlatmışken bizler bütün bu sorunların siyasetler arasında güçlü bir koordinasyonla konuşulabileceği, tartışılabileceği ve çözümler üretilebileceğinin tohumlarının ekilmesi gerektiğini düşünüyoruz bu topraklarda. Ne yazık ki siyaset hep bugüne kadar ayrıştırdı, kutuplaştırdı. Bizler ümit ediyoruz ki 31 Mart seçimleri sonrası ortaya çıkan seçim sonuçlarından değerli yurttaşlarımızın başta muhalefet olmak üzere bütün kesimlere yüklemiş olduğu görev ve sorumluluğun bilinciyle bizler demokratik bir Türkiye, demokratik bir cumhuriyet için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Çok teşekkür ederiz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ben de bu nazik ziyaret için bir kez daha teşekkür ederken DEM Parti'nin seçimleri kazanan belediye başkanlarını hem tebrik ediyorum hem çalışmalarında başarılar diliyorum. Hem de geçmiş yerel seçimlerden sonra Türkiye demokrasisi önemli bir yara almıştı kayyum atamalarıyla. Bu seçimde önce Van'daki durum ortaya çıktı, orada çok önemli bir dayanışma sergilendi toplumun tüm kesimleri tarafından ve ikinciye mazbata verme gibi bir ayıptan, bir yanlıştan dönüldü. Şu ana kadar da herhangi bir kayyum uygulamasının yaşanmamış olmasından e, ihtiyatlı bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim ve e, nazik ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ederim. Bunun dışında sorunuz varsa cevaplayabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Gün eee Cumhurbaşkanıyla olan iki başlıkta sorun istiyorum. İyi ki odadaki oturma düzeniyle ilgili bir boş koltuk tartışması var. Sizin de bildiğiniz kadarıyla hiç ele bir serzenişiniz olmuş. Hem bununla ilgili, hem bununla ilgili hem de yoğun bir gündemle gitmiştiniz Sayın Cumhurbaşkanı'na. Emekler olsun, mülakatlar olsun. Tayfun Bayındır'ın durumu keza bildiğimiz 15 Temmuz'da galiba gündeme gelmiş toplantıda Siz neler aktardınız e, Sayın Cumhurbaşkanından size sizin aktardıklarınıza dönüş neler oldu paylaşabileceğiniz neler var teşekkürler Çok teşekkür ediyorum e, aşılmış krizleri yeniden konuşmak e, anlamlı değil orada ortaya çıkan tablo e, ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyaret yapma talebini iletmesiyle birlikte olabilecek e, en iyi şekilde çözümlenmiş oldu. Burada artık dönüp de tekrar bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam, nezaketli de bir davranış olmaz. E, biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan'la konuşma imkanı bulduk. Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını Kendisi dinledi, kendisi ve e, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de e, Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu e, ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için hep felaket olmuştur. 1977 ile 80 arası... İktidarla ana muhalefetin el sıkışmadığı, konuşmadığı bir dönemdi. Türkiye'de de ana muhalefetle iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, her şeyde anlaşmak mümkün değildir. Ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar, tartışmalar bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki... Günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz, siz de takip edeceksiniz. Efendim, Başka soru var, var mı? Bir sorumuz daha Buyurun. olacaktı. E, hem dünkü görüşmede e, Namık Tan da sizle birlikteydi. E, bu öneri kimin tarafından yapıldı Namık Tan <laughs> sizle gelmesi? E, bir diğer soru da deprem e, bakanlığı önerisi e, getirdiğiniz yansıtı dün e, kulislere. Bu konuda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nasıl bir yanıt geldi paylaşabileceğiniz detaylar neler? Ee, ilgili merakı giderelim. Ee, şöyle ifade edeyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etmeden önce seçilmiş son tarafsız Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'e bir ziyarette bulundum. Ziyaretim hem kendisinin bana nazik kutlama mesajına teşekkür etmek içindi. Hem de bir Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmeden önce kendisinin önerilerini almak ve bazı sorularıma kendisinden yardım istemek üzereydi. Ee, kendisinin uyarısı bana şöyle oldu. Cumhurbaşkanlığının özel kaleminin ve protokol müdürlüğünün bir büyük elçi olduğunu, onun için benim de partimde bulunan büyük elçilerden birini görevlendirmek suretiyle bu protokol akışını, randevuleşmeyi ve devamını özel kalemimizle koordineli bir büyük elçinin ...götürmesinin doğru olacağını ifade ettiler. Ben de... E, ...partimizde görev yapan şu anda... ...İstanbul milletvekilimiz olan... ...Namıktan'dan bu konuda... ...Namıktan'ı görevlendirdim. Kendisi de hem... ...Cumhurbaşkanlığı Protokol Başkanı ile hem de... ...Özel Kalem Müdürü ile... ...dünkü görüşmenin... ...detaylarını görüştüler. Görüşme sırasında, heyet teşekkülü sırasında da... ...kendi mesleki birikimleri... ...deneyimleri gereğince... ...görüşmeyi takip etmek ve gerekli notları tutmak üzere de namıktanı heyette bulundurduk. Kendileri de e, önce Sayın Elitaş e, Sayın Cumhurbaşkanı eşlik ediyordu. Not tutma noktasında e, ilerleyen süreçte e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine özel kalem müdürü de eşlik etti. Böylece iki büyükelçinin görüşmeyle ilgili not tuttukları bir sürece hep birlikte yaşamış olduk. E, i̇sim... Tercihini elbette ben yaptım. Milletvekili grubumuzdaki tek büyük elçidir kendisi. Ama bir büyük elçiyi görevlendirme önerisi kendi deneyimleriyle, takdirleriyle Sayın Ahmet Necdet Sezer'in doğrudan bana teklifiyle olmuştur. Deprem Bakanlığı'nı önemsiyorum. Şöyle ifade edeyim. Biraz önce Sayın Eş Genel Başkanlara da bu konuda düşüncemi söyledim. Türkiye'de herkes kendine göre bir beka sorunu tarifi yapıyor. Kimi CHP'yi beka sorunu görüyor. Kimi bir siyasi partinin bir belediyeyi kazanmasını beka sorunu görüyor. Kimi bir başkasında beka sorunu görüyor ama Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından bir tanesi hazırlıksız yakalanılacak olan İstanbul depremidir. İstanbul depreminde milyonlarca kişi ölebilir. İstanbul depremin yaşandığında eğer tam hazır değilsek Türkiye ekonomisi çöker, Türkiye finans dünyasıyla irtibatı kesilir, Türkiye'nin en önemli şirketlerinin yöneticilerini ve o şirketlerin yönetim merkezlerini kaybederiz. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısı ortadan kalkabilir. O şehre insani yardım ulaştırmak da imkansız hale gelebilir. Ve bu mesele ne iktidarın tek başına bir meselesidir ne o işe kenti yöneten belediyenin tek başına sözebileceği bir meseledir ne de muhalefete muhalefet alanı tanıyacak bir durumdur. Meselenin kendisi ülke için bir beka sorunudur. Bunun için de Sayın Erdoğan'a bir deprem üzerine ismi doğrudan deprem bakanlığı olarak konur mu? Yoksa doğal afetlere le mücadele ve depreme hazırlık bakanlığı mı olur? ama bir bakanlık kurmasını önerdim. Dahasını önerdim. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etmesi durumunda ben partimden bir bakan yardımcısını görevlendireceğimi ve deprem meselesini siyaset üstü bir şekilde ele almanın, siyasetin kısır tartışmalarının dışına çıkarmanın ve bir beka sorununu el birliğiyle ortadan kaldırmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle takip etti, not aldı, not aldırdı. Ancak bu konuda biliyorsunuz anayasa gereği yeni bakanlıklar kurulma kendi yetkisindedir. Kendisinin uhdesindedir. Nasıl bir adım atacağını bilmiyorum. Kurulmasını önemserim. Partimizden talep olduğu takdirde deprem bakanlığına bir bakan yardımcısı vermeyi de siyaset siyasi açıdan değil insani açıdan vicdani açıdan ve o gün pişman olmamak için almamız gerekli bir sorumluluk olarak görüyorum. Son olsun. Sayın başkanları bekletiyoruz hep ona soruyorsunuz. Bence soruyu her iki tarafa da sormuş olun ve ben şöyle söyleyeyim ben e, olaylar yaşandığında da diyalog halindeydik. Birincisi bir Atatürk'e ve e, Sayın Erdoğan'a bir saygısızca ifadenin Dem Parti eş başkanları tarafından sarf edildiği noktasındaki yanlış iletişim kendileri tarafından düzeltildi. Ardından e, kolluk güçlerinin yapmış olduğu soruşturma ve kovuşturma aşamasında da netleşti. Yani Dem Parti'nin seçilmiş başkanları değildi onu söyleyenler. İkinci hususta bayrak konusu. O konuda ben her iki Sayın Eş Başkan'ın yapmış olduğu açıklamaları demin kurumsal tavrı olarak görüyoruz. Ve o noktada yapmış oldukları açıklamalarda hem bayrağa hem Atatürk resmine simgelere ve sembollere karşı bir hürmetsizlik ve saygısızlıklarının olmadıklarına ilişkin açıklamalarını son derece önemli, yerinde ve yeterli buluyorum. Buyurun soru size de yönetilmiş oldu. Değerli basın emekçileri, bu soru iyi ki bugün gündeme geldi. Biz bu konuda her iki eş başkan ve yerelde belediyelerimiz açıklamalarını yaptı. Bizlerin bayrakla, sembollerle hiçbir biçimde hiçbir sorunu yok. Ve yansıtılan haberler asla doğru değildir. Bu kayım atamak için bir zemin hazırlama olarak okuyoruz biz bunu. Bir yönlendirme olarak, bir dezenformasyon olarak okuyoruz. 1 Mayıs'ta ben Van'daydım. Van Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettim. Ki bütün belediyelerimiz aynı şekilde. Orada bulunması gereken bütün semboller mevcuttur. Asla DEM Parti olarak bayrakla, sembollerle hiçbir sorunumuz yoktur. Bu konuda bahsini ettiğim gibi İki eş başkan olarak da gerekli açıklamaları kamuoyuna sunduk ve burada yine bu sözü açılmışken şunu da eklemek isterim: 31 Mart seçimlerinde halkın iradesi tecelli etmiştir, halkın iradesi sandıklara yansımıştır ve halkın iradesini karşı hiçbir gücün müdahil olmaması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tabii ki e, Sayın Özgür Bey de biraz önce ifade etti kayın meselesiyle ilgili. Bugün yine sizlerin huzurunda Van konusunda bizlerle dayanışma gösteren Türkiye'deki bütün siyasi partilere, demokrasi güçlerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayımla ilgili bu konudaki hassasiyetin toplumda ne kadar geliştiğini, buna karşı duruşun her kesimden ne kadar güçlü olduğunu bizler bir kez daha gördük ve burada bayrak başta olmak üzere bu ve benzeri dezenformasyonla belediyelerimize, DEM Parti'nin belediyelerine kayım atamanın zeminini hazırlama, Türkiye kamuoyunu bunun için hazırlama konusunda bayrağı dahi söz konusu eden anlayışı yanlışlığının altını bir kez daha çiziyoruz. 31 Mart'ta halk tercihini yapmıştır. Dem partiyi seçmiştir kayım atanan bölgelerde ve bu halkın iradesinin sonuna kadar tanınması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim.